Özgürlükçü Hukukçular Derneği olarak aslında kurumsal olarak çok köklü bir tarihimiz yok. Ama Kürt hukukçular tarihine baktığımızda pratiğini kendimize gelenek olarak esas aldığımız birçok meslektaşımız var. Biz aslında Medet Serhatlardan, Şevket Epözdemirlerden, Tahir Elçilerden aldığımız bir hukukçuluk mirasını sürdürüyoruz. Bu anlamda ÖHD'ye de var olan, hani geleneğimizdeki var olan ihtiyaçtan kaynaklı bir alan açılmıştı ve 2015'te MHD sürecinde, yine o zamanki ÖHD sürecinde bu pratiği sürdürmüştük. Bu derneklerin KHK ile kapatılmasından sonra yolumuza 2019 yılında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak devam ettik. Dernek olarak Kürt halkının ve ezilen tüm halkların yaşadıkları bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların bir öznesi olarak mücadele ettik her zaman. Kuruluşumuzdan itibaren, yani önceki pratikleri hep sürdürdük. Bu noktada aslında hani mücadele alanımız çok geniş bir alan. Çünkü her gün başka bir hukuksuzluğun yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Hem Türkiye'de hem Kürdistan sahasında, pandemi döneminde, sonrası ekonomik kriz sürecinde, deprem sürecinde yine bireylerin yaşamının, yaşam hakkının da hiçbir değerinin olmadığı günler yaşadık. Bu noktada seçim sürecinden önce, yani tarihi bir süreçte bütün bu haksızlıkların hesabının sorulacağı bir seçim sürecinden önce tarihi bir kongre gerçekleştirdik. Bu kongremize tüm şubelerimizden, tüm kentlerden, Türkiye ve Kürdistan'da tüm sahadan katılım oldu. Ve gerçekten çok geniş katılımla coşkulu bir kongre geçirdik. ÖHD tarihindeki en güzel kongrelerimizden birini gerçekleştirdik. Ve bu kongre neticesinde eş başkanlık gibi bir sorumluluk üstlendik. Bu görevi aslında biz de hani kongremizin tarihi süreçte gerçekleştirilmesi gibi aynı bizim görevimiz de yine hak ihlallerinin çok yoğun olduğu bir süreçte, tarihi hesap sormaların gerçekleşebileceği bir süreçte alınan tarihi bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Yani görevimize bu ciddiyetle yaklaşıyoruz. Kongremizde birçok mesaj vermeye çalıştık aslında. Verdiğimiz temel mesaj elbette ki şiarımıza da belirttiğimiz gibi tecriti kırma iddiamızdı. Bu konuda ÖHD olarak uzun yıllardır çok fazla çalışma gerçekleştiriyoruz. Tecriti hani bir bütünen bizim çalışma alanımız olduğu için kırmak için birçok çalışma yaptık. Yani bu konuda yüzlerce meslektaşımızın imzasını alarak bakanlığa başvuru yaptık. Yine yüzlerce meslektaşımızın imzasıyla tecriti kaldırma çağrılarında bulunduk. Yine Öcalan hakkındaki umut hakkına dair ahim kararının uygulanması için Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi'ne başvuru yaptık. Yine CPT'ye başvurularımız var. Yani ve bu çalışmaları bütün kurumların gündemlerine sokmaya çalışarak hani ciddi imzacı, hani ciddi kurum katkısıyla bu başvuruları gerçekleştirdik. Yani sadece ÖHD olarak yapmadık bu çalışmaları. Yani biz aslında bu sorumluluğu hani tecriti kaldırma boyutunda hani kendi sorumluluğumuz olduğu kadar hak ve hukuk örgütü olan, insan hakları örgütü olan bütün kurumların en temel problemi olarak ele alıyoruz. Ve çok ciddi bir sorundur aslında. Yani tecriti konuşurken sürekli hani İmralı'dan bütün topluma sirayet eden bir tecrit tanımı gerçekleştiriyoruz son zamanlarda. Çünkü yaşadığımız durum bu. 2019 yılından itibaren de yine bir zaten en derin tecrit halinin yaşandığı bir durum söz konusu. Yani bu tecritin anayasada, infaz yasasında, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde hiçbir şekilde yeri olmadığı aşikar. Herhangi bir disiplin cezasının ya da ulaşım problemlerinin yasa tanımında bir kişinin fiili ne olursa olsun herhangi bir şekilde aile görüşünün, avukat görüşünün, mektup gönderme hakkının, haberleşme özgürlüğünün ihlal edilmemesi gerektiği ortada ve bu ihlaller bir bütünen zaten işkence niteliği taşıyor. Yani bu hukuki değerlendirmenin yanı sıra hukukun siyasi konjüktüre göre değiştirilmesi de aslında bir bütünen işkenceye
sebep olan bir yaklaşım. Biz bu tutumu hiçbir şekilde kurum olarak kabul etmiyoruz. Talebimiz elbette ki haklı, meşru, yasal bir taleptir, tecritin kaldırılması talebi. Ancak bunun yanı sıra, yasal boyutunun yanı sıra toplumsal bir taleptir aynı zamanda. Çünkü Türkiye'de yaratılan kutuplaştırıcı dil, tekçi sistemin yaygınlaşması, yani Kürt halkına yönelik bütün ötekileştirme, sömürgeleştirme, baskı ve imha politikalarının bu şekilde arttırıldığı, kimyasal silah kullanım iddialarının bu şekilde güçlü bulgularla kamuoyuna yansıdığı, yani savaşın, krizin, ekonomik krizin derinleştiği, bireylerin, vatandaşların alım gücünün bu denli düştüğü ve bu şekilde yoksulluğa mahkum edildiği. Biz bu krizi, bu kaos halini derinleştiren temel gündemin tecrit gündemi olduğunu düşünüyoruz kurum olarak. Ve içerisinde bulunduğumuz ve bu kriz ve kaos halinden kurtulmak için tecritin kaldırılmasını bir zorunluluk olarak ele alıyoruz. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan görüşleriyle, değerlendirmeleriyle, önerileriyle birçok noktada toplumdaki bu derinleşen kriz halini sürekli çözecek argümanlar hep ortaya koymuştur. Bu noktada kendisine uygulanan bu tecrit de aslında bu krizi derinleştirmenin en temel gerekçesidir. Bu noktada tekrar belirtiyorum, yasal, haklı, meşru bir taleptir bu. Bu halden çıkabilmemiz için de öncelikli koşul bizim için Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıdır. Bu noktada kongremizde de bu mesajı net bir şekilde bir kere daha ortaya koyduk. Bununla alakalı mücadelemiz zaten sürecektir. Uluslararası yargı mekanizmaları ya da devletlerin oluşturduğu hukuki birimler zaten aslında oluşturan devletlerin hukuk sistemlerine benzer bir hukuk sistemi niteliği taşıyor. Yani bundan çok farklı, insan hakları anlamında mutlak bir hak ve özgürlük sağlayan sistemler olarak değerlendirmiyoruz. Sonuçta bu uluslararası mekanizmaların bileşenleri de bu faşist tekçi ulus devletlerden oluşuyor birçoğu. Yani birçok üyesi Türkiye gibi sistemlere sahip ülkeler. Dolayısıyla onlardan zaten uluslararası mekanizmalardan bir bütünen aslında bu hak ve özgürlükleri tesis etmesi noktasında beklenti çıtası zaten çok yüksek değil. Aslında hani mevcut var olan yasal prosedürün uygulanması, sadece bunun tesis edilmesi noktasında bir talep söz konusu. Bu noktada da Türkiye'nin biliyorsunuz jeopolitik konumundan kaynaklı mültecilerle ilgili uluslararası alanda mekanizmalarla büyük bir anlaşması, pazarlığı söz konusu ve Türkiye bu şekilde sürekli bu uluslararası mekanizmaları kendi hak ve özgürlükle, hani kendi hak ve özgürlükleri yapmış olduğu sınırlandırmalara dış bir müdahale gelmemesi noktasında sürekli bu mülteci kozunu kullanmaktadır. Bu noktada uluslararası mekanizmalar da birçok noktada Türkiye'deki iç işleyişe müdahale etmiyorlar. Zaten bu mekanizmaların tarih boyunca yaptırım uyguladığı çok az sayıda devlet var. Yani aslında birazcık bulundukları durum sembolik bir hale gelmiş durumda aslında. Gerek CPT'nin son yaklaşımı. Şimdi CPT önceki raporlarında İmralı'daki tecrit sistemini işkence olarak nitelendiren bir insan hakları kurumu. Yani gelinen noktada İmralı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaması da aslında kendi beyanıyla çelişen bir durum. Yani işkence olarak nitelendirdiğin bir durum var. Şu anda daha derinleştirerek devam ediliyor. Yani sen bu işkencenin meşrulaştırılmasına göz yummuş oluyorsun. Bir yerde bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani tutumları hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hani birçok maddeye aykırılık gösteren tutumlardır. Yani tecrit olgusu aslında hani bireyi bir bütünen izole altına alan bir sistem. Yani bu noktada az önce de ifade ettiğimiz gibi Abdullah Öcalan fikirleriyle, düşünceleriyle Kürt halkı başta olmak üzere birçok ezilen halkta, hani Araplar ve benzeri birçok halkta, Alevi kesimi, Orta Doğu'da birçok halkta karşılık bulan aslında bir siyasi figür bu noktada. Kendisiyle toplum arasındaki bu uçurum arttırıldığı sürece belirttiğimiz gibi kriz ve kaos hali derinleşiyor.
bu noktada kriz ve kaosun derinleşmesi de aslında faşizmin güçlendirilmesi için bir fırsat olarak ele alınıyor. Çünkü en çok sorunun yaşandığı krizin, ekonomik kriz başta olmak üzere, kriz halinin en çok derinleştiği ülkelerde tarih boyunca her zaman faşizm rejiminin güçlendiği süreçler yaşanmıştır. Dolayısıyla bu kriz halinin derinleşmesi faşist siyasal iktidarın kendini güçlendirmesi için fırsat olarak ele alınıyor ve bu iktidarı zayıflatmak istemiyor. Yani farklı görüşlerle, farklı önerilerle, çözüm yöntemleriyle kendi iktidarını zayıflatmak istememesinden kaynaklıdır bu tutum. Bu şekilde ele alıyoruz. Yani bizim yüzlerce meslektaşımızla yaptığımız başvurularımız vardı. Görüşme başvurularıydı bu İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için. Bunun akabinde başvurularımıza herhangi bir yanıt gelmediği için şubelerimiz bulundukları bölgelerde, daha doğrusu şubelerimizin öncülüğünde, yani kurumun bu başvurumuza olumlu ya da olumsuz bir cevap vermesi gerekirdi. Yani cevapsızlık aslında verilecek bir cevabın olmamasından kaynaklı. Çünkü oraya disiplin cezaları ya da ulaşımla ilgili sıkıntılar yazıldığında bunun bir gerçekliği olmadığını herkes biliyor zaten. Bu noktada aslında Abdullah Öcalan'la alakalı disiplin dosyalarına bile kendi avukatlarınca infaz mahkemelerinde incelemesine dahi izin verilemiyor. Yani burada aslında avukatların avukatlık yapma hakkı, savunma hakkı, kişinin adil yargılanma hakkı, kurumlardan bilgi alma hakkı. Yani burada birçok hak ihlali oluşuyor aslında. Bu noktada biz kendi başvurularımızdan sonra belirttiğim gibi şubelerimizin öncülüğünde çeşitli şehirlerde baroların da Adalet Bakanlığı'na, TBB'ye bu başvuruyu yapmalarını sağladık. Yani barolara bu konuda başvurular yaptık. Barolar da bu avukatların başvuruları doğrultusunda Barolar Birliği'ne ve Adalet Bakanlığı'na başvurular gerçekleştirdi. Ancak baroların yaptığı başvurulara da herhangi bir yanıt verilmiş değil. Yani verilecek yasal bir yanıt da olmadığı için bu cevapsızlık gerekçesizlikten kaynaklanan bir durum. Yani şu şekilde biz şu anda çalışmalarımızı tecrit başta olmak üzere seçim güvenliğiyle ilgili hem o gün sahada çalışacak üyelerimiz hem de bir seçim raporlaması çalışmamız olacak. Tabii bu çalışmalarımızın başında belirttiğim gibi tecriti kırmak için mücadele geliyor. Bununla alakalı çeşitli planlamalarımız var. Diğer kurumlarla oluşturduğumuz tecrit koordinasyonlarımız var. Bu koordinasyonlardaki tartışmalarımıza bağlı olarak hem yerelde hem de uluslararası mekanizmalarda hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.